Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar, kardeşler, abiler. Herkese selamlar diliyorum arkadaşlar. Herkes yepyeni videomuza, yepyeni yayınımıza hoş geldi. Arkadaşlar, biliyorsunuz erkeklerin videolarını çektim. Şu anda beyler, dişiler salık. Hava çok güzel. Bakmayın bulutlu ama mükemmel bir hava var. Ben de dişleri saldım ve ne yapacağımı anlatacağım arkadaşlar. Bakınız, dördü burada. Görüyorsunuz, bu o dedenin kuşu. Hani soyunu sopunu bilmiyoruz. Adam hastaydı, ne oldu bilmiyorum ama şu kito soyuna bir bakalım. Bu dipifeyinden gelen cılız bir kuştu, hatırlıyor musunuz? Ne kadar gelişti, maşallahı var. Bakınız, bu da dipifeyinden gelen. Bakalım bunu hangisine vuracağım. Bu da King Kong soyu dişi arkadaşlar, görüyorsunuz. Diğerleri, bakınız, benim dibimden ayrılmıyor arkadaşlar. Şuna bakabilir misiniz ya? Bakınız. Maşallah. Çok kızmışlar ama. Şöyle yakından çekeyim. Bakınız, beni görünce birbirini yiyorlar beyler. Erkekler de aynısını yapıyor biliyorsunuz. Gel bakayım kızım. Gel bakayım, ne yapıyorsun sen? Gel bakalım. Gel. Deliler delisi. Arkadaşlar, maşallah, bizim 76. Harika bir kuş. Allah'ın nazardan saklasın. Bakınız, onun kızı 75 arkadaşlar. Evet, Rüstem dostumuz ne yapıyor? Rüstem, gel bakayım buraya. Gel. Gel bak be, arkadaşlar, benim yüzümden birbirini yiyorlar. Bakınız, Güllü Süleyman. Aa, maşallah. Gel bakalım buraya. Gel, 62. Sen ne yapıyorsun kızım? He? Gel bakayım. Yapmayın. Yapmayın bakayım. Gelin. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere ben daha tabii burada Noel tatili bitmedi. Pazartesiye kadar devam. Ama ben size video çekeceğim. Çünkü dediğim gibi 3 aylık aradan sonra biraz işi sıkı tutmamız lazım. Eski düzene girmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden çekmeye çalışıyorum. Bakınız, ben nereye yürüsem onlar da oraya yürüyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gel bakayım kızım. Gel. Gel. Maşallah, çok kızmışlar beyler. Bak, onu kıskanıyor arkadaşlar, 76. 27'yi kıskanıyor. Görüyor musunuz? Bu hayvanlara ne verirseniz onu alıyorsunuz beyler. Arkamdan geziyorlar böyle çocuk gibi. Bakın, beyaz boncuğumuz 21 numara, maşallah. Evet, 73. Bakınız, 62 ne hale geldi beyler? Şöyle bir gösterelim. Bu arada kümesimin yandan görüntüsünü çekeyim arkadaşlar size. Bakınız, oraları hep böyle örümcek bağlamış. Çok iyi bir durumda. Bu şekil yaptığımı anlattım hep sizlere. Bu taraf tabii benim motorun olduğu bölüm. Dişiler arkadaşlar o kadar kızgın ki şu anda, hani şimdi atsam eşe olacak gibi. Fakat ondan önce yapacaklarımız var tabii. Gel bakayım, gel. Bakınız, anası neyse arkadaşlar, danası da o dediklere hesap. Bu da aynı. Bakayım, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 13, tamam, hepsi burada. Uçtular, fazla uçmadılar ama. Bu arada arkadaşlar, 91 yalnız kalınca erkek olduğunu iyice hatırladı. Şuna bakın beyler, maşallah. Yaklaştırayım bir. Buradan da Alpa'ya selam olsun. Şimdi yanına bir dişi atsak anında eş alacak beyler. Arkası kapalı. Çünkü dişileri görmesin, iyice azdırmasın diye arkadaşlar. Bakın, hala geziyorlar peşimde. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gel hadi. Gel buraya bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım buraya. Gelin bakayım buraya. Eğitim bu beyler. Hayvan sizden korkmayacak. Posta kuşu sizden korktuğu zaman yarışlarda da korkar arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben nereye, onlar nereye? Oraya. Dostlarım, biliyorsunuz ramak kaldı eşe atmamıza. Dediğim gibi hava böyle. Ben de tabii bunları saldım. Bunların ayakları da biraz şeydi. Bakınız, biraz temizlendiler falan. Bakınız, beni bekliyor. Gel bakayım buraya. Gel bakayım da görsünler. Gel. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Maşallah da. Maşallah koçuma. Allah nazardan korusun sizleri. Rüstem'im, sana selam olsun dostum. Sana poz veriyor bak. Görüyor musun? Arkadaşlar, tabii ki malumunuz eşe atacağız ya. Ben kürlerini yapıyorum. Ay, iyi ki iyi dedik. Yağmur çiselemeye başladı. Gelin bakayım hadi, gelin. Gel, gel. Buradan da Süleyman'a selam olsun. Yağmur başladı gene arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse, eşe atmamıza az kaldı dedim arkadaşlar. Ben ne dedim? Şurada benim bir sürü çanaklarım vardı. Onları bak arkadaşlar, ben orada bıraktım, iyice çözüldüler. Şu anda bakınız, ne göstereceğim size. Çözüldükten sonra önce fırçayla bir pisliğini aldım bunların arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır dışarıdalar.
Bu kadar çanak yıkadım bana yeter herhalde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burada da 12 tane yuvalığımız var. 12 oraya koysak 13, içeri koysak 14, 15 yeter arkadaşlar. Ben şimdi markasını göstermeyeyim. Bunları temizledikten sonra dış kıyı mışkıyı temizledikten sonra fırçayla yıkadıktan sonra bir duruladım. Ve yani oğlum sen ne yapıyorsun ya? Hasta mısın oğlum sen? He? Bah bah. Allah'ım ya Rabbim maşallah size. Ondan sonra arkadaşlar bu tuvalet temizliği çok güçlü bir madde burada. Ben kümes dezenfektanında da bunu kullanıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? İçine sıktım. Çeksin biraz. Bir daha yıkayacağım. Ve ondan sonra da benim köşede şöyle bir boşluğum var beyler. Buraya yan yan dizip sonra ne yapacağım arkadaşlar? Eşe atmadan önce pürmüzle burayı bunları iyice kurutacağım. Ondan sonra da eşe atmaya çalışacağız. Bakınız hayvanlar iyice kızgın. Son teleklerine bakın arkadaşlar. Maşallah. Hani bugün atsam bugün atabilirim. Bir de eşe atarken nelere dikkat ediyoruz? Böyle ılıman bir havayı istiyoruz. Bakınız içeri girdi. Beyler. Bu kuşun çoğunuz bilmez. Hani hatırlamıyor. Bu benim 73 arkadaşlar. Allah'ın izniyle benim 74 erkeğe vurmaya çalışacağım bunu. Beyler. Bakalım neler olacak. Nasıl kızgın gördünüz mü? Bakınız ayaklarım yerler çok fena ıslak. Ayaklardan nasıl rutubet kapıyor kümesler. Ama tahta olduğu için çabuk çekiyor beyler. Durumları böyle dişilerin. Erkeklere bakalım. Daha buraya hiç ellemedim ama dışkılar mışkılar. Bak tepemden gelir şimdi arkadaşlar. Tepemden girmeye çalışacak. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? He? Ha maşallah. Bakınız oradan girecek. Görüyorsunuz mu beyler? He? Nasıl kıskançlar bakın. Gel bakayım hadi. Gel. Gel. Evet arkadaşlar bunları yapmamın sebebi bu hayvanlar burada yumurtladı, yavru aldık biliyorsunuz. Ondan sonra ne yaptık? Biraz dışkıyı temizleyip oraya yatırdık. Yani bütün kış o yağmuru yediler. Ama dediğim gibi içindeki dışkı çabuk yumuşuyor. Pardon beyler yumuşuyor. Ondan sonra suyla ben bir alıyorum bir de fırçayla gezindiriyorum. Ama şu anda bakabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bir yöntem daha var. Hani bunu yaptınız. Eğer çanaklar fazla batmasın istiyorsanız bunları gazete kağıdına sarıp belki onu da yaparız. Sarıp yuvanın içine koyarsanız sonradan da pro yapraklarını atarsanız seneye gazete kağıdınızı kaldırdığınız zaman bunlar tertemiz kalır. Ben çoğu zaman yapmıyorum ama burada çoğu posta güvercini besleyenler yapabiliyor. Size bir dipnot isterseniz yaparsınız. Gel bakayım bak bak arkadaşlar bakın. Gel bakayım buraya. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Gel. Gel 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 gel. Komar bakın şimdi. Çatlak kız. Dediğim gibi arkadaşlar temizlik özellikle şeyde çok önemli. Yani yavru alacağınız zaman kümesinizin dezenfekte etmeniz gerçekten önemli. Yuvalıkları da biliyorsunuz yakacağım. Bakınız önümden yürüyor arkadaşlar bak. Görüyor musunuz? Çok önemli çünkü yavruların ilk bakteriye maruz kalacağı yer bu çanaklar beyler. Bu çanaklar anne babanın bakterisi onlara maruz kalacaklar. O yüzden beyler bunları temiz tutmamız lazım ki. Haydi. Kişiler kalktı beyler. Ama hiç uçma taraftarı değiller. Acayip kızgınlar. Söylediğim gibi beyler ilk başta bunları tabi temiz tutarsanız yani dezenfekte etmiş bir şekilde yuvaya koyarsanız ve yuvalıkların içini de arkadaşlar burayı temizledikten sonra buraları da yakarsanız eşe atmadan size bunlar hep artı olarak geri dönecektir. Çünkü yavruların maruz kalacağı ilk bakteri çıktığı zaman yuva içi ve bu çanaklar bunda en az 3 haftalarını veya 3,5 haftalarını getirecekler. O yüzden arkadaşlar bunları temiz tutmanız lazım. Ben bu şekil yapıyorum. Bakınız önce fırçayla temizliyorum. Ondan sonra deterjanımı döküyorum. Ve ne yapıyorum? En sonunda kurumasını bekliyorum. Tabi duruladıktan sonra şuraya ayırıyorum. En sonunda da bir şeye kutuya veya garajın içine koyarak arkadaşlar eşe atacağım gün pürbüzle yakıp hem yuvalıkları pürbüze yakıyorum hem de bunları yakıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da eşe atıyoruz bildiğiniz gibi. Tabi ilk eşe attığımda 1-2 gün çanak vermiyorum. Bunun sebebi de hem kuşlara içeride bir yani şuraya koyarsanız şimdi eşle beraber. Hayvan zaten çanak var orada. Eşe alırken bile problem yaşıyor, sıkıntı yaşıyor. Ondan sonra kavga gürültü oluyor.
Ben eş aldıktan sonra yani 2-3 gün içinde eğer bir de eş almak istemeyen varsa çanağı o zaman koyuyorum ki çanağın içerine çağırsın erkek veya erkek onu çağırsın. Çabuk kızışıyorlar o zaman ve dövüşmeyi de bırakıyorlar. Bunlar size bir dipnot olarak gene kalsın. Bakınız bunlar girmeye çalışıyor beyler. Gel bakalım. Hadi gelin. Gelin bakayım. Gel. 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 Komar. 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 Gel. Gel. Komar. Komar. Süleyman gene komar demeye başladı Ergüney abim. Bak. Gördünüz mü? Evet dostlar. Bakalım neler gösterecek zaman. Ne zaman işe atacağız ama çok yakındır. Çanakların şu anda işi tamam görüyorsunuz. Hava yağmadığı sürece iyi. Soğuk da yok. O yüzden ben yıkamayı tercih ettim bugün. Söylemiştim zaten son videomda. Bir de eşe atarken seçeceğimiz gün arkadaşlar. Yani ben bugün atıyorum demek biraz şeye hava kış yavrusu alacaksanız hava şartlarına bağlı beyler. Şimdi atsam gene eşe alırlar. Çünkü hava çok yumuşak. Yumuşak olduğu için bunlar ne kadar kızgın olduğunu görün. Yani bu eksilerde olsa filan bunlar bu kadar olmaz söyleyeyim size. Yani eşe atacağınız günü de hava durumunu takip edip eşe atabilirsiniz. Yağmur başladı gene beyler siz görmüyorsunuz videolarda. Bakınız ben çok yakından göstereyim şöyle. Bayağı yağıyor. Başımızda bereyle gene geziyoruz. Bunlar girsinler içeri. Yemlemelerini yapayım. Erkeklerin bölümünü de temizleyeyim beyler. Ondan sonra da şunları kaldırmaya çalışayım ve pürbüze de yakarım. Onları da belki ayrı videoda çekerim dostlarım. Evet dostlar, canlı yayınlar gerçekten mükemmel oluyor. İlginiz, alakanız her zamanki gibi mükemmel. Sizler de bizim aramıza katılmak istiyorsanız Avrupa saati 7, Türkiye saati 9 gibi arkadaşlar gelin kendinizi tanıştırın. Edebiyle gelen edebiyle gider misali aramıza girin. Çünkü çok güzel muhabbetler dönüyor. Biz her zaman söylüyoruz. Dün Mehmet kardeşim de Aktağ kardeşim de söyledi Manisa'dan selam olsun ona. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Biz en iyisini biliyoruz. Özellikle ben demiyoruz. Ben sadece bu işi hakkıyla yapmaya çalışan bir güvercin bakıcısıyım arkadaşlar. Güvercin yarışçısıyım. Tabii ki bazı bölümler sana uymayabilir veya sana uyanlar bana uymayabilir. Bunu herkes kendi muhasebesini yapmak zorunda beyler. Evet dostlar, bugün de böyle video oldu. Yağmur hızlanırken ben hemen bunları alayım arkadaşlar. Ondan sonra diğer kümeslere geçelim. Taklacı biliyorsunuz arkadaşlar bu havada zor bizim işimiz. Avrupa hep böyle hani hava iyi olsa bile yağmur eksik olmuyor. Ama ona rağmen de kendi çapımızda eğleniyoruz. Evet dostlarım, ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.